Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli izleyenlerimiz, İrfan Mektebi'ne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Gecikmeden dolayı özür diliyoruz canlı yayın münasebetiyle. Efendim, İrfan Mektebi'nde bugün tövbeyi konuşacağız. Ahir zamanda yaşıyoruz. Günahların çok olduğu bir asırda yaşıyoruz ve bu zamanda en ziyade ihtiyaç duyduğumuz şeyin tövbe olduğunu biliyoruz. Fakat insanın bu tövbeyi yerine getirmekte bir takım engeller önüne çıkıyor. Başta kendi nefsi ve şeytan gibi. Bu engelleri nasıl aşabiliriz ve bu engeller nedir? Bu hususları konuşacağız inşallah. Çok kıymetli bir misafirimle birlikte. Hayrat Vakfı Batman temsilcisi Abdülvasi Zülfikar hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Safalar. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hocam gerçekten çok kıymetli bir mesele. Tabii süremiz biraz daraldı. Artık evet. Özetleyebildiğimiz kadar yapacağız. Daha sonra inşallah bu programın devamı şeklinde devam ederiz diye düşünüyoruz. Hocam şimdi tövbenin önünde engelleri aşmak için aşmak adına tövbeye giden ilk basamak, bizi tövbeye götürecek olan o basamak nedir? Buradan başlayalım isterseniz. Evet, tövbe Allah-u Teala Hazretlerini çok sevdiği, kullarında arzu ettiği, kullarından istediği bir ameldir, bir fiildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri tövbeyi anlatırken şöyle bir misal veriyor. Diyor ki, bir kulun tövbesinden Allah şu şekilde memnun olur. Mesela bir adam çölde bütün erzakını, suyunu, alet edevatını bulundurdu. Bir devesi, bir bineği kaybolsa, sonra onu arasa, bulamasa, yorgun ve argın bir şekilde çölde yığılıverse, susuzluktan, açlıktan tam ölecekken, hı hı, devesini başucunda görse, o an o atını, devesini başucunda görse, bu adam nasıl sevinir? Aynen Allah-u Teala da kulunun günahlardan sıyrılarak, yanlışlardan sıyrılarak, gözyaşı içinde Allah-u Teala'nın huzurunda geceleyin samimi bir kalple Allah'a dua etmesi, gözyaşı dökmesi, tövbe istiğfar dilemesi Allah'ın en çok razı olduğu amellerden bir tanesidir. Fakat sorduğunuz soruda da önem arz eden bir mevzu. Hı hı. Peki bu gidişatı engelleyen sebepler yok mu? Evet, biz daha çok bunun üzerinde duracağız. Tövbenin mahiyeti hakkında değil de tövbeye giden yolda önümüze çıkan dikenli yollar nelerdir, engeller nelerdir? Bunlardan bir tanesi şeytanın da mühim bir desisesi ve hilesidir. İnsana kusurunu itiraf ettirmemektir. Evet, şeytan insana kusurunu itiraf ettirmez. Kusurunu itiraf etmeyen kişi istiğfar etmez. İstiğfar etmeyen kişi istiaze etmez. Hı hı. Çünkü insan ilk başta kusurunu anlayacak ki, yanlışını, noksanını, hatasını görecek ki, hı hı, yaptığı fiilin hata olduğunu, suç olduğunu, günah olduğunu bilecek ki istiğfar etsin. Bilmese neden etsin? Bilmese zaten niçin istiğfar etsin? İstiğfar etmeyecektir. Peki bu istiğfar kişiyi nereye götürecektir? İstiazeye götürecektir. Allah'a iltica edecektir. Allah'a sığınacaktır. Şimdi hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'in şöyle bir ifadesi var. Hı hı. اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَّا اللّٰهِ تَعَالَى اَدْوَامُهَا وَاِنْ قَلَّ Amellerin en güzeli az fakat devamlı olandır. Hı hı. Eğer bir kul ibadetlerini süreklilik arz eden bir şekilde, devamlılık arz eden bir şekilde yapıyorsa vefat edinceye kadar, diyelim ki 15 yaşından 60 yaşına kadar ibadetlerini sürekli yapıyor. Bunu yapan bir şahıs vefat edinceye kadar inşallahu teala tövbeye karşı bir direnç gelişecektir. Yani estağfurullah, günahlara karşı bir direnç gelişecektir ve tövbeyi yapma arzusu, şevki artacaktır. Niçin? Çünkü aralıklarla yapmış olduğu ibadetler onu tövbeye sevk edecektir. Hatta biz biliyoruz ki mesela 24 saat zaman diliminde ibadetlerin farklı saatlere bölünmesinin bir hikmeti de, insan her an günahla, suçla, hatayla karşı karşı olduğu için namazlar ve ibadetlerin böyle aralıklı, belli bir aralıklarla bize farz edilmesinin bir sebebi de her an bu günahlara karşı ayakta duralım, dik duralım, tövbemizi tam bir şekilde yapabilirim. İşte üstadımız bu noktada da şunu ifade ediyor 13. Leman'ın 2. noktasında. Eğer kul diyor ayıbını görmezse kusurunu itiraf etmez. Kusurunu itiraf etmeyen kişi de elbette ki tövbeye yönelmez. Hı. Rabbim insanların kusurlarını görmesini, kendi kusurlarımızı görmemizi ve Allah'a karşı tövbe etmemizi nasip eylesin.
Ama bu gençken, bu yolda ilerlerken genç olan bir insanın yaptığı dualar daha makbuldur. Çünkü gençken o kapıyı çalan, o kapıyı aralayan birisi, Allah'ın o tövbe kapısını aralayan birisi ihtiyarlandığından da yaşlandığında da bu tövbeye doğru gidebilir. Ama gençken o kapının yolunu bilmeyen, tanımayan, o yolu bilmeyen birisi son nefesinde veya yaşlandığında o kapıya belki müracaat edemeyebilir, o yolu bulamayabilir. Rabbim bizi tövbe kapısından, tövbe yolundan, tövbe istikametinden ayırmasın inşallah. Tam bu nokta hocam. Peki yani kul ne yapmalı ki? Nasıl bir tavır içerisine girmeli ki o tövbe kapısını aralayabilsin, oradan içeri girsin inşallah? Evet, şimdi başta dedim, kul kusurunu itiraf edecek. Evet, itiraf ettikten sonra peki kul itiraf ettiği kusurunu kusur olarak görebiliyor mu? Evet, ben bir suç işlerim, doğru. Ama bu yaptığım suçtan bir pişmanlık duyuyor muyum? Bir eksiğim, bir noksanım var mı? Kusurunu görmemek diyor üstadımız, o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Hatasını hata kabul etmemek daha büyük bir hatadır. Eğer kul kusurunu kusur olarak kabul ederse affa müstahak olur. Bağışlanmaya müstahak olur. Evet, kusurunu itiraf etti. Sonra itiraf ettiği bu kusurunun yanlış olduğunu, kendisine bir nedamet, bir pişmanlık hissetti. Ve bu pişmanlıkla üstadımız diyor ki o pişmanlığı, onun o kusuru kusur olmaktan çıkar. Yine hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyuruyor. Kullu beni Adem'e hattâun ve hayrul hattâine tevvâbun. Her kul hata yapar. Bu insanlığın fıtratında var. Her kul hata işler. Fakat önemli olan hata yapan kişinin tövbe etmesidir. En hayırlı kul odur ki, yani tövbe, günahkarlar içindeki en hayırlı kul odur ki günahına karşı tövbe ve istiğfar etsin. Üstadımız diyor ki eğer bir insan manevi bir nedamet hissetse, manevi bir pişmanlık, manevi bir istiğfar diyor, onun kusurunu bilmesinden yola çıkar. Yani bir kul kusurunu bildiği zaman manevi bir pişmanlık hissetmiş oluyor. Zımni bir istiğfar yapmış oluyor. Eğer bir kul hakikaten yaptığı günahtan boynu bükülüyorsa, bir utanç hissediyorsa, yaptığın yanlış olduğunu görüyorsa, bu zaten manevi bir nedamet hükmündedir. Ama bizim daha çok takıldığımız şöyle bir nokta var. Bırakın kişinin kendisini kusurunu itiraf etmesi, kusurunda bir hata görmesi, tam aksine kendisini kusurlu görmüyor. Adeta kendisini taksirattan takdis ediyor. Bir avukat gibi kendisini savunmaya başlıyor. Nefsini temize çıkarıyor. Nefsini temize çıkarıyor. Bu da onun maalesef tövbe etmesinin önünde bir engel oluyor. Hele şu zamanımıza baktığımızda, asrımıza baktığımızda, modernitenin bize vermiş olduğu, yüklemiş olduğu bir şöhret-i kaziba var. Hiç kimse toplum içinde hatalı veya kusurlu olmayı, görünmeyi istemez. Hiç kimse toplum içinde hatalarıyla, suçlarıyla arz-ı endam etmek de istemez. Hatta toplumumuza baktığınızda bağışlanma, özür dileyen kelimeler maalesef samimiyetten uzak, donuk, camit, ruhsuz ve sathi kelimeler olarak önümüze çıkıyor. Yani hakikaten bir insan samimi bir niyetle af dilemiyor, özür dilemiyor. Toplum içinde bu kalktığı için Allah-u Teala'ya karşı olan da affu mağfiret dileme maalesef hakiki manada gerçekleşmiyor. Demek ki kişi kendini avukat gibi savunmayacak, kusurattan kendini tenzih etmeyecek haşa, eksini noksanını bilecek, Allah-u Teala'nın huzuruna bu pişmanlık ile varacak. İnşallah böyle de devam ederse Allah katında makbul bir kul olur inşallah o noktaya gelir. Evet. Şimdi hadis-i şerifte şöyle bir ifade var. Mümin diyor günahını başındaki bir dağ gibi, yani bir dağ gibi görür. Sanki o dağ her an onu ezecekmiş gibi, onu paramparça edecekmiş gibi görür. Onun ağırlığını başında, kalbinde, yükünde onun ağırlığını hisseder. Ama münafık ise tam tersi günahını burnuna konan, hemen uçuverecekmiş gibi bir sinek gibi görür. Onu önemsemez. Eğer mümin bu itikatta olsa, günah işlemiş bile olsa, o pişmanlığını bir dağ gibi, dağın altında ezilecek bir şahıs gibi görse, inşallah tövbeye, affa müstahak olur. Ama
günahını küçümsemeyecek, küçük görmeyecek inşallah. Hocam şu ana kadar anlattığınız anlattıklarınız içerisinde gerçekten en dikkat çekici olan şey kişinin yaptığı hatayı hata olarak görmesi. Fakat insanın ve nefsi bu hatayı hata olarak görmek istemiyor. Veya görmemesi. Görmemesi. Bunu görmek istemiyor. Evet. Yani bu hatasını hata olarak görmek istemeyişinin nedeni ne olabilir ve nedir? Ben şöyle yorumluyorum. Kişi niçin yaptığı hatayı hata olarak görmüyor? Kibir, gurur, enaniyet maalesef ona engel oluyor. Halbuki biz biliyoruz ki tövbe eden birisi günahları çirkin görmeye başlar. Çirkin gören bir kişi de eğer enaniyeti, kibri buna engel olmazsa yaptığı fiilin eksikliğini, noksanlığını görür. Kibri ve enaniyeti bu noktada ona maalesef engel oluyor. Bunu da göremediği için, bunu da algılayamadığı için maalesef tövbeye yanaşmıyor. Dikkat edilirse kibirli ve gururlu olan insanlarda, yani tövbe etmeye yanaşmayan insanlarda hep böyle bir kendini daha ön planda görme, mükemmel olma havası vardır. Hep toplum içinde de bunu göstermeye çalışıyor. Fakat yaptığı hatayı hata olarak gören, kusurlu olarak gören insanlar tevazu ve mahviyet içindedir. Başkalarının kusurunu, yani kendi kusurunu gören birisi başkalarının kusurunu görmez. Ona da fırsat bulamaz. Kendi hatasını gören bir insan, ben zaten kendi hatamla meşgulken başkalarının hatasını nasıl araştırayım, başkalarını eleştirmeye nasıl zaman bulayım? Demek ki kişi kibir ve gururunu, enaniyetini bir köşeye bırakacak, kendisinin hatalı, aciz, fakir bir kul olduğunu, noksan bir kul olduğunu, her an tövbeye ihtiyaç arz eden bir mahiyette olduğunu idrak edecek. Kibir ve gurur maalesef, enaniyet onu tövbeye gidişattan maalesef engelliyor. Yani. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri diyor ki hocam, bu zamandaki insanların çekmiş olduğu en büyük sıkıntının nedeni akıbeti görememiş olmalar. Akıbeti görmüyor. Belki de işte o hissiyatlar, nefis akıbeti göstermiyor insana. Şimdi biz bir parça akıbeti gösterirsek belki o insanlar o durumdan vazgeçerler. Şimdi kusurunu görmeyen, tövbeye yanaşmayan insanı bekleyen tehlikeler nelerdir? Evet. O tehlikelerden bahsedelim ki bir parça farkındalık olur. Evet, Allah razı olsun. Şimdi fe eyne tezhebun, bu gidiş nereye? İnsanoğlu nereye doğru gidiyor? Bu kadar hakikatler, bu kadar güzellikler varken, Allah'ın bu kadar nimetleri varken, durum hal ortadayken insanın bu gidişatı nereye? Eğer böyle devam ederse, bu engellerle mücadele etmezse maalesef gaflet, dalalet ve isyan vadilerinde dolaşmaya başlayacaktır. Karanlıklar içinde, zulmet içinde kalbi küsufa uğramış, yani karanlıklara uğramış bir şekilde hakikati göremeyecek bir vaziyete gelecek. Eğer kişi bu Allah razı olduğu tövbe cihetine girmediği zaman Allah muhafaza çok büyük tehlikeler var. Nedir o tehlikeler? Kişi önce belki melaike inkar edecek. Sonra ahiretin varlığını inkar edecek. Sonra haşa Allah Teala'nın varlığını inkar edecek. Peki bu nasıl, bu süreç nasıl meydana geliyor? Mesela tövbe etmeyen birisi günah işlemeye devam edecektir. Veya günaha müptela olmuş, artık günahtan sıyrılamıyor. Böyle bir insan başkası tarafından kendisinin görülmesini, bilinmesini arzu eder mi? Etmez. Hangi birimiz rahatsız olur bundan? Nasıl? Birisinin görmesinden rahatsız olur. Rahatsız olacaktır elbette ki. İstemez. Peki böyle bir adamın melaikeye karşı imanı varsa, melaike imanı varsa, melaike inanıyorsa, kendisini gören birilerinin böyle kamerayla çektiğini, kaydettiğini görse bundan rahatsız olmaz mı? Olur. Diyecek ki bakın tehlikeli gidişat nasıl başlıyor? Sırf günahın çirkinliğini görememekten kaynaklanan bir günaha, Allah muhafaza, büyük bir inkara gidiş var. Küçükten büyüğe doğru. Küçükten büyüğe doğru. Keşke diyorum melekler olmasaydı. İşte bir bilim adamı televizyonda dese ki araştırma yaptık. İşte basit bir şüphe. Meleklerin olmadığıyla alakalı bir şey söylese. Veya bir hoca bu zamanımızda bir vesvese bile belki. Bir vesvese bile belki gelse o şüpheye yapışacaktır. Diyecek ki evet melekler yok. Hatta kalben olmamasını da arzu edecektir. Sonra denilse ki ya ahiret denen bir şey yok. İnsanların hesaba çekilecekleri, hesap verecekleri bir gün de yok dese bundan da bir rahatlık duyacaktır. Lezzet alacaktır belki. Günahından bir lezzet almaya çalışacak. Sonra denilse ki
Haşa sunna haşa denilse ki Allah da yokmuş. İşte bilim adamları araştırma yaptı. Basit bir şüpheyle sırf hesap vermek istememek için o basit şüphe ile büyük hakikatleri inkar etmeye başlar. Bakınız basit bir şüpheden dolayı büyük hakikatleri inkar ediyor. Peki niçin o basit şüpheye yapışıyor? Günahtan almış olduğu lezzet veya günahı işleme arzusu maalesef onu böyle büyük bir inkara götürüyor. Peki bu adam sizce günahları böyle işlerken hakiki lezzet aldığını mı zannediyor? Böyle mi yaşayacaktır? Yani Allah'ı inkar ettim, rahatladım mı? Haşri inkar ettim, ahireti inkar ettim, işte artık tövbe etmiyorum, artık bundan sonra güzel bir hayat mı yaşayacağım der. Maalesef onu da yaşayamaz. Mümkün değildir yani. Allah'a inanmayan, hakiki iman elde etmeyen bir adam, yani sırf o günaha müptel olan insan lezzet aldığını zanneder fakat maalesef lezzet alan. Ben inanmıyorum şahsen. Böyle bir adamın böyle bir lezzet aldığına inanmıyorum. Kesinlikle. Hayatı da güzel yani gitmiyordur. Yani günahlar, Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesiyle böyle kalbe nokta nokta sanki siyahlandıra siyahlandıra ta nur-u imanı, iman nurunu kalpten çıkarıncaya kadar kalbi katılaştırır. Allah razı olsun. Üstadımızın da ifadesidir. Kul diyor ki yani evet günah diyor kalbe işle işle ta nur-u imanı kalpten çıkarıncaya kadar kalbi katılaştırıyor. Evet günah kalbe işle işleye, siyahlandıra siyahlandıra o içindeki manevi nuru oradan söküp alıyor. O günah, güzel bir nokta değindiniz. Allah razı olsun. O günah ilk dokunduğu anda belki tövbeyle hemen tövbe etse Allah razı olsun. Çok güzel bir nokta değindiniz. Hemen müdahale etse belki o tövbeyi o tövbeyle o günahı imha edecektir. Fakat her günah içinde küfre giden bir yol var. Biraz önce bahsettik ya, siz şu an değindiniz. Her günah içinde küfre giden bir yol meydana geliyor. O küçük bir kurtçuk iken, kurt derken yanlış anlaşılmasın. Bazen bizim küçük talebelerimiz kurt derken şey anlıyor mesela. Dört ayaklı dağdaki kurtlardan bahsettiğimizi zannediyor. Küçük kurtçuklar hükmünde olan o günahı tövbe tokmağıyla esse, aynı anda esse, o iş bitecektir o anda. Ama ezmediği için günaha müptele ola 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 maalesef o kurçuk bir yılan hükmünde oluyor. Hı hı. Ve şahsı bel ediyor, yutuyor. Onu kendi etkisi altına alıyor, onu hükmü altına alıyor. Maalesef hakikatleri de ta Allah'ın inkarına doğru götüren ifademiz şu. Hı hı. Her bir günah içinde küfre giden bir yol var. Eğer o günah tövbe tokmağı ile bir anda imha edilse, Allah muhafaza imha edilse Allah razı olduğu bir yola gidilmiş olur. Hı hı. Ama imha edilmezse Allah'ı inkara doğru götüren bir silsile Allah muhafaza başlamış çok olur. Tehlikeli. Bundan Allah'a sığınmak şimdi, lazım. Şimdi bu bahsin son kısmında dediniz ki hocam yani insan inkar yoluna kadar gidiyor. Melekleri inkar eder, cehennemi inkar eder. Günahtan mesela, dolayı evet devam ediyor. Buraya kadar gider. Hani zahiri rahatlasa da bu inkar onu rahatlatsa da aslında dünyada cehennem azabını çeker bir duruma gelir dediniz ama evet. Zahiren baktığımızda hadiseye belki izleyenlerimiz öyle düşünüyor. Ya bu adam Allah'ı inkar ediyor. Evet. Ahireti inkar ediyor. Evet. O günah onu oraya kadar sırf götürüyor. Günahları işlemek adına. Her adına şeyi inkar ediyor. Büyük bir mesuliyetten kurtuluyor ve günahları da hani ehli iman bir insanın günah işlediğini düşündüğümüzde hesaptan korkar, ahiretten korkar. O günah işlerken bile bir elem duyar. Evet. Ama bu adam zaten her şeyi zihninde halletti, inkar etti. Ve o günahı işlerken rahatla işliyor. Bu adam nasıl mutsuz olur diye sual gelebilir. Evet insanlarla. Bu zaten söyleniyor. Bakıyoruz dışarıdaki insanlar, kafirler, Allah'a inanmayanlar ne kadar mutlu hayat yaşıyorlar deniliyor ya. Ehli iman düştüğü varsalardan en büyük varsa bu. Evet yani onlar ne kadar güzel bir hayat yaşıyorlar. Ben hı-hı. biraz önce de söyledim. Ben kesinlikle hiçbir ateistin, hiçbir inançsızın kesinlikle şu dünya hayatından en üst düzey günahları işlemiş olsalar bile, her türlü günahları işliyor olsalar bile şu dünya hayatından lezzet almıyorlar. Ya da en son noktada kafayı yastığa koyduklarında, kendilerine kesinlikle kaldıklarında o mutluluk bitiyor. Siz onların kalplerini çıkarıp şu masanın önüne koysanız, içindeki irinleri, ızdırabı, elemi, kederi göreceksiniz. Ama yalan söylüyorlar. Yani bir inançsız birisi dese ki ben hayatından lezzet alıyorum dese inanın ki bu kişi yalan söylüyor. Biz çok tartışmalarda, çok konuşmalarda söylüyoruz. Mesela siz nasıl lezzet alıyorsunuz? Bütün sevdiklerinizden ayrılacaksınız. Bir daha hiç kavuşmayacak. Bir daha kavuşmamak üzere onları göremeyeceksiniz. Ben şunu diyorum, dünyadaki en güzel lezzetlerden birisi çocuk sevgisidir. İnsan olan insan vicdanı varsa
çocuğunu kucağına aldığında hakikaten nasıl bir lezzet aldığını hissediyor, görüyor. Böyle bir lezzeti bir daha göremeyecek. Çocuğunu göremeyecek, annesini göremeyecek, babasını göremeyecek. Dünyada her neyi seviyorsa, neye müştak ise, neyi arzu ediyorsa bunlarla bir daha karşılaşamayacak. Veya şu an herkesin arzu ettiği ebedi gençlik. Bunu bir daha, bu fırsatı yakalayamayacak. Peki bu insan bir daha bunları görememenin vermiş olduğu ızdırabı hiç mi yüreğinde hissetmeyecek? Bir misal vereyim. Çok lüks bir trenin içinde saatte 1000 kilometre hızla gidiyorsunuz. Şu an daha hızlısı icat edildi mi bilmiyorum. Saatte 1000 kilometre hızla gidiyorsunuz. Ve o trenin içinde her türlü lezzetler var. Her türlü zevk, eğlence mevcut. Hız, haz, hepsi var. Hepsi var. Peki size denilse ki o lezzet ve eğlencenin içindeyken bir anons yapılsa. Denilse ki trenimiz bir ay sonra falan falan yerde uçurumdan aşağıya düşecek ve öyle gösteriyor ki hiç kimse de kurtulmayacak denilse. Acaba o trenin içinde bulunan insanlar lezzetle, zevkle, kalplerinde hiçbir tereddüt ve endişe duymadan o ortamdan lezzet alabilirler mi? İmkansız hocam bu. Bu mümkün değil yani. Bugün çoğu ateist ve inançsızlara bakıyoruz. Çok neşeli gözüküyorlar. İnanın ki hepsi yalan. Sahte bir maske ile insanları kandırmaya çalışıyorlar. Dediğiniz gibi nefsiyle baş başa kaldığında nefsi hep ona ne diyecek? Allah var, Allah var. İşte bir ateist yıllarca Allah'ı inkar eden birisi, ben diyor ki yıllarca televizyon programlarında, konferanslarda her yerde Allah'ı inkar ettim. Ama her inkar edişimde inanın ki vicdanım şunu diyordu. Allah var, Allah var, Allah var diyordu. Ama ben o sözü, o sesi ne yapmaya çalıştım diyor. Susturmaya, kıstırmaya çalıştım. Ama gün geldi, ben o söze iman ettim meşhur diyor. Meşhur bir işte ateistin son anında, Türkiye'den de onun temsilcisi olan bir zat gidip o anlatıyor bunu. Evet. Yani tam öleceği esnada adam demiş ki ya ben artık inanmaya başladım. Ya evet. Nasıl olur ya, olur mu işte şöyle böyle, biz sizin işte heykellerinizi yapacağız, sizi böyle alkışlayacağız, anma merasimini yapacağız. Sizin yaptığınız bu her türlü heykeldir, anma merasimidir, alkışlamadır. Kabirde benim cesedimi parçalayan yılanları, akrepleri insafa mı getirecek diyor. Evet, Allah yani razı olsun. Bir insan bir anlık düşünse ne teselli edebilir ki o insanı yani? Hiçbir şey. İnsaniyeti sükut etmemişse, insanlığı bitmemişse, çocuğundan ayrılacağını düşünmek, annesinden babasına ayrılacağını düşünmek, bunları kaybeden bir insanı ne teselli edebilir? Onların o fikirleri nasıl bir teselli verebilir? Hadi edin yani, onu mutlu edin. Bir ara bizim böyle bir konuşmamız olmuştu birisiyle. Dedim hiç mi anneni özlemeyeceksin? Dedi ki ben annemi sevmiyorum. Peki çocuğun? Çocuğumu da sevmiyorum dedi. Peki hayatı da sevmiyorum. Hiçbir şey sevmiyorum dedi. Hiçbir şeyi sevmiyorum dedi. Peki şu anki hayatın, şu anki durumundan hiçbir lezzet almıyorsun. Şu anki yaşamın, ayakta duruşun neyi ifade ediyor? Demek sen yaşamayı arzu ediyorsun. Bakınız sevgili Kürşat kardeşim, her insanın içinde hayata karşı bir iştiyak vardır. Kesinlikle hocam. Yaşam elbisesini düzeltmesi, saçını düzeltmesi, aynaya bakışından bile, bir suyu içmesi, yemek yemesinden bile biz şunu anlayabiliriz. Her insan hayatı sever. Ama hayatta bazı olumsuzluklar meydana geldiği zaman işte ben yaşamı, hayatı sevmiyorum diyebilir mesela. İnsanlar maalesef bu kusurlarını görmedikleri için, idrak etmedikleri için bu mevzuyu idrak edemiyorlar, anlayamıyorlar. Allah-u Teala'nın çizmiş olduğu insanı insan eden, kemalat noktasına çıkaran o tövbe basamağına maalesef adımlarını atamadıkları için böyle karanlıklı, zulmetli, fahiş, Allah'ın razı olmadığı kebairin içinde olan yanlışların içine, maalesef girdabın içine giriyorlar. Allah. Ayet-i Kerime'de belirtildiği gibi onlar için artık bir geri dönüş maalesef olmuyor. Çünkü onların girdiği yerler yılanlar, çıyanlar ve haşerelerle dolulduğu için Allah o kapıyı kilitliyor. Allah bizi muhafaza eylesin. O kapıların önünden bile geçmemizi engellesin inşallah. Allah razı olsun hocam. Hocam yani aslında konuşacağımız pek çok konu vardı. Artık biz tövbenin önündeki engeller bir ders olarak bu sohbetimizi adlandıralım. Evet, konumuz i̇nşallah yarım kaldı. Başka devamlı. Sahir programımızı tekrar yapalım inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Sizler de çağırdığınız için Akit TV'ye de biz buradan tekrardan teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İman hakikatlerinin yayınlanması için çaba gösteriyorlar. Allah ebediyen razı olsun inşallah. Allah razı olsun. Çok sizden de inşallah. Allah razı olsun. Evet kıymetli izleyenlerimiz, bugün de İrfan Mektebi'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yeni konu ve konuklarımızla inşallah karşınızda olmak ümidiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.